Herkese günaydın. Öncelikle bize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Webinarımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz üzere bizler Nurcan Hanım'la, odak işinizle ve ekibinizle yakın temas içerisindeyiz uzun zamandır. Bu vesileyle sizin ihtiyaçlarınızı ve taleplerinizi anlamaya çalışıyoruz. Daha fazla online hangi toplantıları yapalım, İLO projesi bağlamında, AYAŞ haftasında neler yapalım diye yakın işbirliği içerisindeyiz. Umut ediyoruz ki bu tür eğitimleri kişisel olarak da fiziksel olarak da yapabiliriz. Daha faydalı olur diye düşünüyoruz, daha da etkileşimli olur diye düşünüyoruz. Ama ne yazık ki şu andaki durum nedeniyle bunu şimdiye kadar yapamadık. Ama vakit de harcamayalım dedik bir yandan. Çünkü bizim projemiz nispeten küçük bir proje ve birkaç ay içerisinde sona erecek. O nedenle daha fazla bekleyip de zaman kaybetmek istemedik. Bu sebepten dolayı uzmanlarımız sayesinde, Ingrid ve Cesar Garcia sayesinde bir şekilde webinar dizisine online olarak gitmeye karar verdik. Zaten ilk webinarımızı görmüşsünüzdür. Zaten ELUP bağlamını, kavramını anlattık ilk webinarda. Entegre arazi kullanım planlaması nedir? Metodolojisi nedir? Senaryoları nasıl geliştiriyoruz? Ne tür entegre arazi kullanım planlamasının parçaları nelerdir? Şimdiye kadar ne yaptık? Projede bunları anlatmıştık ilk webinarda. Muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. Sosyoekonomik analizden bahsettik. Zaten bazı toprak analizleri yapıldı. Sosyoekonomik analiz yapıldı. Ve sonuçlarına bağlı olarak da bu analizlerin senaryo geliştirilmesi gerçekleştirilecek. Zaten bildiğiniz üzere bu bir TCP, teknik işbirliği projesi. Ve TCP projesi altında dediğim gibi teknik işbirliği projesi FAO tarafından yapılan bu projede tüm entegre arazi kullanım planlamasını baştan sona yapmak tabii ki mümkün değil. O nedenle bizler temel bazı parçalarını seçtik entegre arazi kullanım planlamasının. Tüm planın bazı parçasını seçtik. İşte toprak numunesi, toprak örnekleme, ekonomik analiz gibi ve senaryo geliştirme gibi. Ama bu webinar dizisi sayesinde projemizde tam olarak detaylarına inemediğimiz bazı konuları da işleme fırsatı olacağız. Bu online webinarda lütfen sorunuz varsa sorularınızı yöneltin. Mümkün olduğunca interaktif, etkileşimli gitmek istiyoruz. Sunumları elbette dinleyeceğiz ama daha sonra bir şekilde soru ve cevap için de zamanımız olacak. Ingrid zaten anlatacaktır eminim ki bugünkü webinarın nasıl organize edildiğini, nasıl gideceğimizi. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Sadece bir kez daha hoş geldiniz demek isterim hepinize. Bu webinar daha sonra yüklenecek sitemize online olarak. O nedenle katılamayan arkadaşlarımız, bugün kaçıran arkadaşlarımız daha sonra izleyebilecekler, göndereceğiz kendilerine, kayıtları dinleyebilecekler, izleyebilecekler. Bir kez daha teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Çok da faydalı bir webinar diliyorum. Hepinize sözü Ingrid'e vereceğim. Kendimi de tanıtmayı unuttum, kusura bakmayın ama hepiniz beni tanıyorsunuzdur diye düşündüm. Ama yine de kayıtlara geçsin diye ismim Sara Marjane. Arazi ve su uzmanıyım. Ankara FAO SEK ofisinde. Teşekkür ediyorum. Sözü Ingrid'e veriyorum. Teşekkürler Sara. Herkese teşekkür ediyorum. İsmim Ingrid. Ingrid Taik. FAO Uluslararası Danışmanıyım. Ekranımı paylaşacağım müsaadenizle sizlerle. Öncelikle bugün burada olduğunuz için, katılım sağladığınız için teşekkür ediyorum. Bugün bu webinarı Sarın da söylediği gibi yapmak bizim için büyük bir keyif. Beş webinarımızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Arazi kullanım planlamasında CBS'nin esasları olacak bu webinarımızın ismi. Pekala, çalıştı şimdi. Sarın da söylediği gibi ilk webinar kayda alındı zaten ve FAO web sitesinde yüklendi bile videoları. Metodolojik çerçeveyi anlattık İLUP bağlamında o webinarda. Şimdi ikinci webinarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu
Arazi kullanım planlamasında CBZ'nin kullanımı ile alakalı olacak. Üçüncüsü ise 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Google Earth motoruna giriş yapacağız. Coğrafi işleme aracı olarak. Bu arada kedim içeri girmeye çalışıyor zorla. Bir içeri alayım kendisini, tutsun. Peki, kusura bakmayın. Tüm webinarda kendisi de konuşacak galiba. Peki, üçüncü webinarımız dediğimiz gibi 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ve Google Earth motorunu anlatıyor olacağız. Coğrafi veri işleme bulut temelli platformu kendisi. Oldukça faydalı bir platform. Bilgi alabileceğiniz, bilgileri, verileri işleyebileceğiniz, Google'ın bulutunu kullanabileceğiniz bir platform, anlatacağız onun da. Dördüncüsüne baktığımız zaman, dördüncüsü arazi tahribatı bozulumu göstergeleriyle ilgili olacak 14 Eylül'de. Özellikle arazi üretkenliği trendlerine eğileceğiz. Ve son webinarda R yazılımını kullanmayı göreceğiz. Özellikle mekansel veri analizi yaparken ve dijital toprak haritalaması yaparken R yazılımı nasıl kullanabiliriz, bunu göreceğiz. Bu webinarların arkasında yatan fikir şu: bir webinar ötekinin üstüne gelecek şekilde, ötekinin üzerine konuşlanacak şekilde yapılandırdık. Bir dizi eğitim olarak görebilirsiniz. Dijital toprak haritalaması eğitimi de olacak daha sonra. Tüm bu araçları orada kullanabileceğiz. O nedenle şöyle bir yapılanmaya başlayalım son eğitim için. Çünkü son eğitim dediğimiz gibi dijital toprak haritalaması eğitim olacak demiştik. Onu hazırlıyoruz şimdilik sizlere. İlk webinar yüklendi bile. Burada linkini görebilmektesiniz. Web sayfası bu şekilde. Orada ücretsiz videolarını göreceksiniz. Üç tane videosu var aslında. Üçüncü video benim hazırladığım bir video. Bu webinarın girişini yaptım o videoda da. Ki tüm bu araçları anlattım orada. Şimdi de anlatacağım. Pekala. Şimdi sunumumu dörde böleceğim. Öncelikle bir giriş yapacağız. GIS'e, yani CBS'ye giriş yapacağız. Daha sonra Sezer söz alacak. Sezer Garcia pratik bir demo yapacak bizim için. QGIS'i, arazi kullanım planlamasına nasıl kullanabiliriz, bunu gösterecek. Vektör verileri kullanarak yapacağız bunu. Daha sonra sözü alacağım. Uydudan gelen verileri nasıl kullanabiliriz, bunu anlatacağım. Ve son olarak da yine pratik bir egzersiz yapacağız yine. Pratik bir oturum yapacağız. Dijital yükseklik modelleriyle nasıl çalışılıyormuş, bunu görmeye çalışacağız. Farklı değişkenleri nasıl, farklı değişkenleri bu modellerden nasıl çekip çıkarabiliriz de kullanabiliriz, bunu göstermeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Haritalarla başlayalım. Haritalar en önemli insan icatlarından biri olmuştur öncelikle. Bunlar dünyayı keşfetmek için, bilgilerimizi paylaşmak için temel araçlardan bir tanesidir. Arazi kullanım planlamasında da bir o kadar önemlidir. Haritaları arazi kullanım planlamasının farklı aşamalarında kullanabiliyoruz. Ve aynı zamanda fikirlerimizi paylaşmak için, karar almak için, haritalara bağlı olarak karar almak için kullanabiliyoruz. Ben bu webinar hazırlarken buldum bunu. Çok da hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Çünkü Anadolu'dan bir örnek. Dünyanın en eski haritası olduğu iddia ediliyor. Milattan önce yaklaşık 7000 yılına ait Anadolu'da Çatalhöyük kazılarında bulunmuş. Bakın. Yani sizin haritalar dediğimiz zaman geleneğiniz ve tarihiniz çok gelişmiş, çok eskilere dayanıyor aslında Anadolu'nun tarihi. Şimdi harita yapımında olmazsa olmaz olarak gördüğümüz kış bakışı görünümden bahsetmek isterim. Bunlar insanlığın dönüşümü için önemli bir adım olmuştur aslında kuş bakışı görünüm. Özellikle resmi harita yapımına baktığımız zaman öncelikle insanların organize olması gerekir resmi harita yapımına geçebilmeleri için. Ve daha sonra da bu kuş bakışı görünüm dediğimiz resmi harita oluşturulmasına gereken olayı bulabilmeleri için bunları yapabilmeleri gerekti. Şimdi haritalarımız var ama haritalarda neler var? Grafik ölçekte, numarik ölçekte haritalarımız var, projeksiyon sistemine göre farklı haritalarımız var, lejantları var ve benzeri. Bunları biliyorsunuz. Ama kartografide yeni bir alana girdik artık. Buna da dijital haritalama denildi. Dijital haritaların aslında
İşlevselliği aynı kağıt haritalarla karşılaştırıldığından ama daha fazla özellikleri var. Yetenekleri daha fazla kağıttakilerle karşılaştırıldığından. Bunları daha sık bir şekilde güncelleyebiliyoruz. Dünyanın illaki tek bir kısmına bakmak zorunda değiliz kağıtta olduğu gibi. Aynı zamanda bilgisayarlar, uydu networkleri ve diğer teknolojiler sayesinde çok fazlasıyla çalışabiliyoruz. Dijital haritalarda kağıt haritalarla karşılaştırıldığından. Şimdi CBS'ye bakalım. Öncelikle farklı bilgi altlıklarıyla çalışmak için harika bir şey. Hem İLUP için hem de bu tür projelerde bunlar çok önemli. Çünkü bizler projelerimizin çoğunda çok boyutlu verilerle çalışıyoruz. Çok değişkenli verilerle çalışıyoruz. Ve farklı altlıkları, farklı katmanlardaki verileri toplamamız ve bunların bağlantısını kurmamız gerekiyor. İşte tam bu anlamda CBS çok çok işimize yarıyor. CBS bir yazılımın ötesindedir. CBS dediğimiz şey, evet CBS dediğimiz zaman sadece bir yazılımmış gibi düşünüyoruz ama arkasında donanım var, donanım metotları var, insan kaynakları var CBS'yi kullanan pek çok unsuru var aslında. Ama özellikle CBS yazılımına baktığımız zaman genellikle aklımıza gelen bir soru var. Bu da hangi CBS yazılımını kullanmalıyım sorusu. Öncelikle şimdi okumak istemeyebilirsiniz ama CBS'ye ilgi duyuyorsanız ve CBS yazılımlarıyla çalışmak istiyorsanız R yazılımıyla çalışabilirsiniz. Chatbox'tan bana yazın. Ben size başka önerilerde de bulunurum. Çok fazla olasılığınız var aslında. Öncelikle sizin hedefinize en çok uyan yazılımını seçmeniz gerekiyor. Yani vektör mü kullanacaksınız, raster veri mi kullanacaksınız? Nasıl bir projeniz var? Buna göre seçeceksiniz. Ama biz bugün QGIS'i göstereceğiz size. QGIS CBS yazılımını göstereceğiz. Neden QGIS? Öncelikle açık kaynak kodlu ve ücretsizdir. Ve pek çok da yetenek sağlar size, pek çok özellik sağlar. Hem vektör hem de rasterle güzel çalışır. Diğer taraftan pek çok eklentileri, pluginleri vardır. Bunun QGIS'e takıp kullanabileceğiniz. Bunlardan bir tanesi trends.earth. Getirelimiz daha sonra önümüzdeki webinarlarımızda bakacağız. Bu pluginler, eklentiler sayesinde pek çok şey yapabiliyorsunuz. İşlem yapabiliyorsunuz. Çok kriterli analiz gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda dijital yükseklik modellerini analiz edebiliyorsunuz. Bunlara bakacağız. Peki. GIS ve çalışanlar için bu çok temel ve basit bir veri gibi bilgi gibi gelebilir size ama yine de bu terimleri bir kez daha tanımlamakta fayda var. İkinci kez tanımlamakta fayda var diye düşünüyorum. İki tane veri modeli var. Bunları tanımlayacağız. GIS'te kullanılan, CBS'de kullanılan. Bunlardan bir tanesi raster, diğeri ise vektör. Mekansal verilerin iki tane bileşeni vardır. Bunlardan bir tanesi mekansal verinin kendisi, konum yani, konumu. Diğer bileşeni ise öz nitelikler dediğimiz özellikler. Peki raster ve vektör veriler arasındaki farklılıklar nelerdir? Temel olarak hangi veri modelini konumsal veri için kullanıyoruz? Buna bakmak lazım. Raster için gridler kullanılıyor. Burada gridleri görüyorsunuz. Bakın, burada dijital yükseklik modeli var mesela. Ay aşağısına ait ve burada da zoom in yaparsanız yani yakınlaşırsanız bir grid göreceksiniz. Gridde her bir hücrede yükseklik değeri var mesela. Yükseklikte burada attribute dediğimiz öz nitelik veya özellik oluyor. Burada yeşil olan da konumsal gridin kendisi de konumsal veriyi gösteriyor. Raster için en yaygın format hala geotiff olarak karşımıza çıkıyor. Geotiff. Yani bunun uzantısı TIFF. Vektör verisine bakalım bir de. Öncelikle rasterde duvardan duvara yaklaşımımız var. Her bir alana özel değerimiz var. Grid bütün alanı kaplıyor rasterde. Ama bir de vektöre geçelim. Vektörde üç temel konumsal için üç temel biçim olduğunu görüyoruz. Ne gibi? Nokta, çizgi ve poligon gibi. Üç temel biçim olduğunu görüyoruz vektörde. Ve en yaygın format. Ama şöyle önce örneğe bakalım, bu haritadaki örneğe bakalım. Bakın burada Ayyaş'ın bir haritasını görüyorsunuz ve farklı renklerde noktaları görüyorsunuz.
Ve bunlar çeşitli lokasyonları temsil ediyor. Sahaların, toprak örneklerinin alındığı sahaları gösteriyor bize, proje bağlamında alınan yerleri gösteriyor. Bunlar karayolu olabilir, nehir olabilir, farklı farklı bölgelerden noktaları görebiliyorsunuz. Poligonlar alanları temsil ediyor burada. Mesela en yaygın formatı bu tür bir veri de shapefile olacaktır. Shapefile yine bir dosya tipi. ArcGIS'in anası dediğimiz bir formattan geliyor aslında, ama başka formatlar da var. GeoPackage bunlardan bir tanesi. Daha da verimli olduğunu düşünüyoruz biz bunun shapefile'dan. Ama hala shapefile en fazla kullanılan, en yaygın format olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi burada görebildiğiniz üzere shapefile tek bir dosyadan oluşmuyor öncelikle. O nedenle birine shapefile'ı göndermeniz gerektiği zaman pek çok dosya göndermeniz gerekiyor. Şurada bu aşağıda bulut içerisinde görebildiğiniz gibi. SHP, SBN, pek çok uzantısı oluyor. Farklı dosyaları göndermeniz gerekiyor shapefile dediğimiz zaman. PDF ise bir veri tabanı göndermeniz gerekiyor. Mesela her bir nokta için bir veri tabanı göndereceksiniz ki içerisinde farklı farklı özellikler olacak. Her bir nokta için mesela işte elektrik iletkenlikte yeri ayrı olacak, toprak organik karbon değeri, pH değeri, hepsine ayrı ayrı içeren bir şey file gönderiyorsunuz. İşte hepsi bu bulutun içerisinde. Uzantılar. Projeksiyonlardan bahsettik, mekansal verilerden bahsettik. Ben aslında tüm bunların çok da detayına girmeyeceğim. Çünkü bu webinar demek istediğim o ki çok fazla matematik ve fiziksel verinin de bilinmesini gerekiyor. Bilginin de bilinmesini gerekiyor derinlerine inmek. O nedenle ben derinlere girmeyeceğim ama iki tane kavramdan bahsedeceğim. Çok da önemli olduğunu düşündüğüm kavramlar CBS ile çalışanlar ve mekansal veriyle çalışanlar için. Bunlardan bir tanesi coğrafi koordinat sistemi. Konumunu bilmek için verinin coğrafi koordinat sistemini bilmeniz gerekiyor. Enlem ve boylam kavramlarından bahsetmek gerekiyor bunun içinde. İşte koordinatlara atıfta bulunabilmek için bir orijinden, yani başlangıç noktasından bahsetmemiz gerekiyor o şeyin. Dünya öncelikle mükemmel bir küre değil. Bunu dile getirmekte fayda var. Ekvator'daki dünyanın rotasyonunun uzun süreli etkileri nedeniyle ekvatordaki yarıçap kutuplardakinden daha fazla mesela. Bir de şuraya bakalım. Dünyanın daha güzel bir temsilini görüyorsunuz burada. Öncelikle Dünya Jeodezik Sistemi'nin koordinat başlangıcı yer kütle merkezinde bulunuyor. İşte sol alt köşede de bunu görüyorsunuz. Dünya Jeodezik Sistemi sayesinde coğrafi koordinat sistemini atıfta bulunabiliyoruz ve bir yerin lokasyonunu daha iyi anlayabiliyoruz ve anlatabiliyoruz. Dediğim gibi bir küre değil, ama küre olmadığı halde dünyayı bir planara, yani düzleme koymaya çalışıyoruz harita yaparken. Ama bu kolay olmuyor elbette. Neden bahsediyoruz? Bir küre öncelikle geliştirilebilir bir yüzeye sahip değildir. Dünyanın küresini, yüzeyini de daha doğrusu geliştirilebilir bir yüzeye koyamıyoruz. O nedenle bozulma oluyor. Küreye benzer bir şeyi düzleme koyarken illaki bozulmalar meydana gelebiliyor. Şimdi dünyanın projeksiyonunu göstermek için farklı yöntemler var ve farklı kartografik projeksiyon türleri var. Onları göstermek isterim size. Projeksiyonlar derken öncelikle bakın bu görüntüye bir bakın. Bir lamba var dünyanın tam ortasında ve geliştirilebilir yüzeye yerleştirilmeye çalışılıyor bu vesileyle dünya. Neden bahsediyorum geliştirilebilir yüzey derken? Silindir mesela. Bir silindir kullanarak dünyayı haritaya koyabilirsiniz. Bakın kırmızı yerden kestikten sonra bir düzleme erişirsiniz, öyle değil mi? Açıp kesip açtıktan sonra. İşte bu tür kartografik projeksiyonlar kullanarak farklı haritalar elde ediyoruz. İlkinde silindirik harita elde ederken ikincisinde konik harita elde ediyoruz ve sonucunda planar harita elde ediyoruz. Ve tabii ki bu makası nereden kestiğinize bağlı olarak projeksiyonunuz da değişiyor. Şimdi dediğim gibi farklı farklı harita türleri elde edilebiliyor farklı kaynaklardan. Uydudan veri indirdiğimiz zaman
uydu verisini indirdiğimiz zaman bazen dönüştürme yapmamız gerekiyor veride. Bu vesileyle işleri doğru kıldığımızdan emin olmamız gerekiyor. Üç tip projeksiyon örneği göstermek isterim bu sebepten dolayı sizlere. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum ben bu örneklerin. Çünkü burada Mercator örneğini görüyorsunuz. Mercator projeksiyon örneği. Bakın, Antarktika çok büyük. Grönland. Ama Grönland'da Güney Amerika'dan daha büyük gösteriliyor burada. Hayır, gerçekte böyle değil. Güney Amerika normalde Grönland'dan daha büyük olması gerekiyor. O nedenle bozulmayı size anlatmaya çalışıyorum aslında. Yani objelerin boyutları ne kadar da bozuluyor haritaya yansıtıldığında onu göstermeye çalışıyorum. Ortadakine bakalım, Gulf-Peters projeksiyonu. Boyutlar birbirine kıyasla daha iyi, daha doğru. Grönland daha küçük bakın burada. Güney Amerika ile karşılaştırıldığında. Ama burada da şekiller çok iyi değil. Yine burada da bozulma var. Sonuncu planar projeksiyonu da size göstermek isterim. Çünkü burada Birleşmiş Milletler'in bayrağı var. Orada azimutal eşit mesafeli projeksiyon örneği bulunuyor. Doğrudan onunla paylaşmak istedim. Şimdi burada bir halk açık veri seti göstermek isterim size. EPSG Geodezi Parametre veri seti. Çoğu CBS'de kullanılan bir veri seti bu. Ve burada her bir ülkenin, her bir alanın mekansal bir temsili var. Mesela Türkiye için EPSG 32636 kodu bulunuyor. Verisi VGS 84 ve projeksiyonu UTM Zon 36 ne? İyi dönüştürmeler, transformasyonlar yapabiliyorsunuz bunu kullanarak ve bu kodları girdiğinde de Türkiye'nin görüntüsünü elde ediyorsunuz. Peki AYAŞ'ta ne yapıyoruz? Projemizde ne yapıyoruz arazi kullanım planlaması bağlamında? Öncelikle CBS'yi kullanabiliyoruz. Tüm farklı jeofiziksel parametreler ve değişkenler, altlıklar için CBS'yi kullanıp arazi kullanım planlamasında bizlere yardımcı olmalarını sağlayabiliyoruz. İşte arazi örtüsü, arazi üretkenliği, trendleri ve dijital yükseklik modelleri dediğimiz zaman CBS'den yararlanabiliyoruz bu proje bağlamında. Başka ne yapabiliyoruz? CBS'yi kullanarak alanı, şu solda gördüğünüz her bir kategori için alan hesaplaması yapabiliyoruz. Zaten benden çok daha iyi biliyorsunuz arazi örtüsü hesaplamalarını. AYAŞ'ta genellikle ekilebilir arazi var. Arazinin %40 ekilebilir araziden oluşuyor. Daha sonra çayırlık alan, %30 çayır alanı kaplıyor. Arazi örtüsünü benden daha iyi biliyorsunuz. Ama farklı altlıklar da kullanılabiliyor. Küresel ürünlerden de faydalanabiliriz farklı altlıklar üretmek için de gibi. Dünya organik karbon haritası gibi, dijital yükseklik modelleri gibi. Ama pek çok başka ürün var ki yine kullanabileceğimiz, ücretsiz olan. Önümüzdeki webinarda bilhassa bunları anlatacağız. İndirebileceğiniz. Bunlarla bulutta da çalışabilirsiniz. Sol tarafta isimlerini görebiliyorsunuz. Mesela yangın yoğunluğunu hesaplamak için FIRMS dediğimiz FIRMS kullanılabilir ya da VIIRS dağınık ışık doğrulanmış gece veya gündüz band kompozitleri sistemi kullanılabilir. Tabii ki bunlar küresel ürünler ama çok genel ürünler bakıldığında. Ve çalıştığınız ölçeğe bağlı olarak sizin için iyi olacak mı olmayacak mı, faydalı olup olmayacak mı siz karar vereceksiniz. İşte çok da ölçeği size büyük kalabileceği için bölgesel, yerel ve ulusal ürünlerde de çalışmak faydalı olabilir diye düşünebilirsiniz. İşte bu bakımdan Türkiye şanslı çünkü çok fazla ulusal ürünü de var. Ne gibi? Potansiyel ormancılık alanları haritası gibi, çölleşme risk haritası gibi, toprak su erozyon haritası gibi Türkiye'ye ait yine çok güzel ulusal ürünler, milli ürünler de var. Yine AYAŞ'ta ve projede arazi kullanım planlamasında kullanılabilecek güzel ürünler bulunmakta. Peki, bu bilgileri nasıl kullanıyoruz diye sormak lazım. Öncelikle evet bilgi var, bu bilgiyi nasıl kullanacağız, nasıl kombine edeceğiz bu haritalarda diye sorabilirsiniz. CBS sayesinde bunu yapabiliyoruz. CBS sayesinde çok kriter analizi gerçekleştirebiliyoruz. Bir önceki webinarda webinarı görmüş olabilirsiniz ama bu örneği göstermiştim görmeyenler için. Böyle bir çalışma yapıldı, yayınlandı demiştim. Bu sene yayınlandı bu çalışma. Türkiye için Konya bölgesinde yapılmış bir çalışma. Farklı çoklu kriter analizi ve karar alma tekniğini kullanarak
arıcılık uygunluk haritaları oluşturmuşlar. Yani arıcılık yapmak istiyorsanız nereler uygundur? Öncelikle belirli bir arazinin belirli bir kullanım için uygunluğudur. Uygunluk, suitability dediğimiz şey. İşte bu FAO tanımını kullanarak arıcılık uygunluk haritası, Konya arıcılık uygunluk haritası oluşturmuşlar. Bunun için de öncelikle çoklu kriter analizi yapmışlar ve kriterlerini belirlemişler. Arıcılık için sınırlayan faktörler nelerdir? Arıcılığı engelleyen faktörler nelerdir? İşte su kaynağının bulunması, bulunmaması şeklinde. Tüm bu sınırlayıcı kaynakları belirledikten sonra her biri için haritanız oluyor. İşte topografik değişkenler, iklim değişkenleri, pek çok harita elinizde oluyor. Ve bunları kullanarak her bir kriter için optimal aralığı belirliyorsunuz arıcılık için. Kabul edilebilir aralığı belirliyorsunuz. Ve temel olarak her birine ağırlıklandırma yapıyorsunuz ve daha sonra böyle bir harita karşınıza çıkıyor. Böylece arıcılık burada uygunmuş. Mesela kırmızı olanlar arıcılık için uygun değilmiş bu çalışmada. Tamamen örnek olarak söylüyorum arıcılık çalışmasını bu arada. Sizin yapacağınız için değil. Ve yeşil alanlar da arıcılık için uygunmuş. Böyle bir arazi uygunluk değerlendirmesi yapmışlar ve harita ortaya çıkarmışlar. Benzeri bir çalışmayı bizler de bu projede yapabiliriz. Aynısı ormancılık faaliyetleri için yapılabilir veya özel bir arazi üretkenliği için yapılabilir, tipi için yapılabilir. Demek istediğim o ki çoklu kriter analizi karar alternatifleri bulmak için de önemli. Paydaşlarla beraber bir şey üzerinde karar verecekseniz öncelikle farklı karar alternatiflerini masaya koymak lazım. Bunun için de çoklu kriter analizi ve CBS'nin kullanılması işinize yarayabilir. Biz bunu Soledad Bastidas'la beraber hazırladık. Burada gördüğünüz çok şematik bir harita. Hepsi %100. Şöyle söyleyelim. Arazi kullanım planlamasında amacımız ne? Bunu gösteriyor bu harita bize. Öncelikle hangi alanlar farklı arazi kullanımları için uygundur bunu bulmaya çalışıyoruz, öyle değil mi? Bunun için de mesela mutlak orman alanları neresiymiş onu belirleyebiliyoruz ve burada gösteriyoruz. Arazi üretkenliğinin pozitif eğilimi olan alanları neymiş, neresiymiş? Bunun paydaşlarla istişare halinde katılımcı bir şekilde hazırlandığını söylemek mümkün. Bunların hepsi CBS ile yapılan şeyler. Gayet de iyi bildiğiniz şeyler. Sözü Sezar'a vereceğim ben. Çünkü kendisi canlı bir demo yapacak şimdi. Bazı pratik egzersizler gösterecek. Vektör verisi, AYAŞ hafızasından vektör verisi kullanarak yapacak bunu. Ve nasıl indireceğiz, kullanacağız verileri? QGIS'i nasıl indireceğiz, kullanacağız? Bunu göstereceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Şimdi daha iyi anlaşılacak gösterildiği zaman. O zaman ekranımı paylaşmayı durduruyorum. O zaman evet. Teşekkürler Ingrid. O zaman ben de ekranımı sizlerle paylaşayım. And everything. Evet, ben burada grafikleri, her şeyi sizler için hazırladım. Okay. Can you see my screen? Yes. Ekranımı görebiliyorsunuz sanırım. Okay, I will show you some things. Bazı şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben ekranımı daha güzel bir şekilde paylaşmaya çalışıyorum. Şu an her şeye girebilecek şekilde sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şu an kusura bakmayın. Evet. Kısaca QGIS'den bahsetmek istiyorum ve buradaki verileri nasıl açabileceğinizi,
sizlere göstermek istiyorum. Basit bazı teknikleri sizlerle paylaşmak istiyorum ve QGIS internetten bakabilirsiniz, ismini bakabilirsiniz ve girdiğiniz zaman bu sayfaya sizi yönlendirecektir. Buradan indirebilirsiniz programı. En son versiyonunu yükleyebilirsiniz. Farklı versiyonları mevcuttur programın. Mesela şu an yükle, downloads noktasını basarsanız, evet, farklı versiyonları görmüş olacaksınız. Bilgisayarınızın kapasitesine bağlı artık onun hangisini indireceğinizi sizler karar vereceksiniz. Normalde yeni versiyonlar her 3 ayda bir yayınlanıyor. Ondan sonra eski versiyonlarını da bakıp görebilirsiniz aşağılarda. Mesela şu versiyon denenmiş, test edilmiş, çok stabil bir versiyonlardan bir tanesi. Buradaki ise biraz farklı, farklı verileri içeren bir versiyondur. Evet. Burada açık bir web site. Farklı araçları vardır. Evet, hepsini kolayca kullanabileceğiniz araç vardır ve gerçekten çok büyük bir topluluğa hitap eden bir programdır. Mesela bu versiyon hangi ülkelerde yüklenmiş, hangi ülkelerde üyeler toplamış, onu görebiliyorsunuz. Farklı kurumlar, farklı kuruluşlar, toplulukların nereden geldiğini görebilirsiniz. Evet, bazı özelliklerini görebiliyorsunuz. İşte özellikler listesi mevcuttur burada. Ve her hafta neredeyse güncelliyorlar, yeni özellikler eklenmekte programa. Yani gerçekten çok farklı eğitici, bir sürü kılavuzları var. Sizi yönlendirecek kılavuzlar görebilirsiniz. Ve onların hepsini inceleyebilirsiniz. Aslında topluma açık, kamuya açık ve çok güzel bir araçtır. Kolay bir şekilde indirebileceğiniz ve kullanabileceğiniz bir araçtır. Ve hemen kullanmaya geçebileceğiniz, yani verilerinizi paylaşabilirsiniz. Burada yayınlayabilirsiniz isterseniz. Yüklüyorsunuz, sonra açtıktan sonra bu şekilde gözüküyor ekran. Ben son versiyonu yükledim kendime. Belki daha önceden yüklediyseniz sizinki biraz farklı gözüküyor olabilir bu sayfa. Evet, çok standart QGIS sayfasıdır burası. Giriş sayfasıdır. Burada haritanız çıkacak ortaya. Ondan sonra bilgiler net bir şekilde şekil alacak kafamızda. Burada bazı araçlar mevcut. Evet, gördüğünüz gibi bu panelde farklı, hani daha da büyütebilirsiniz resmi ya da kopyalayabilirsiniz. Farklı farklı buradaki araçları kullanabilirsiniz. Ondan sonra buradaki panelde mesela araç kutusu var, araç boksu var burada. Sağ tarafta görüyorsunuz. Buradaki güzel şey ise tabii ki QGIS'in kendi araçları vardır ama farklı araçlar da bağlayabiliyor sizi, yönlendirebiliyor. Mesela GRASS var, GDAL var, SAGA-GS var. Farklı araçlar sizi yönlendirebiliyor. Bu da güzel tarafı QGIS'in. Evet, içine girdiğiniz zaman mesela her aracın farklı programlar görüyorsunuz. Gerçekten tam teşebbüslü bir panel, farklı araçlar içindiren bir panel. Aynı zamanda Python'a bağlanabilmeniz için bir program var. Ya da eksik bir şey görüyorsanız onun için modül ekleyebilirsiniz. Yani onun için de fırsat veriyor program. Ve farklı paneller görüyorsunuz burada. Yanları onları ya oraya basarak ya da görünmesini ya da görünmemesini sağlayabilirsiniz, seçebilirsiniz orada. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Ama bu araçları, bu iki tane aracı ekranda hazırda bulundurmak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim şahsi tavsiyem böyle olacak.
mesela folderlara, dosyaları araştırabilirim, dosyalarımı girebilirim, bilgimi oradan alabilirim. Burada da katmanları oluşturuyorsunuz ve ondan sonra katmanlar oluştuktan sonra haritaya geçebiliyorsunuz. Evet, o zaman isterseniz yapalım bunu. Nasıl çalıştığını görelim. Ingrid'in dediği gibi vektör katmanları, layer'ları oluşturabilirsiniz. Farklı farklı görüyorsunuz burada. Evet, bu shapefile kullanıyor çoğu bilgisayar programlarının çoğu ve Ingrid zaten vektör verilerini nasıl kolay bir şekilde saklayabileceğini, koruyabileceğini bahsetti. Biraz büyütebilir misin Sezar? Biz yeterince göremiyoruz, net bir şekilde göremiyoruz. Çok küçük duruyor buradaki semboller, yazılar. Biraz daha büyütebilirsin ekranı ve mutlu oluruz. Evet, nasıl yapabileceğimi bilemiyorum. Bir bakayım, deneyeyim. Belki çözünürlüğünü mü değiştirmem lazım ekranın? Onu da deneyeyim isterseniz hemen. Bakayım hemen. Now did it change? Hey, herhangi bir şey değişti mi? Not much. Çok fazla no. Bir şey değişmedi. Bir tarafta büyüdü, bir tarafta değişiksiz kaldı galiba. Farklı bir şeyler deneyeyim. Bunu deneyeyim. Daha mı iyi görüyorsunuz? Evet, daha iyi görüyoruz ekranı. Teşekkürler. Okay. Good. Now this. Tamam. Benim için şimdi çok büyük oldu. Evet. Burada shape file'larımız ve raster folder dosyalarımız mevcuttur. Mesela raster ve vektör dosyalarını görüyorsunuz. Dediğim gibi herhangi bir dosyayı buradan açabilirim. Bunun bir kolaylığı var. Verileri alabilirim, bakabilirim verilere. Mesela toprak haritası, iki defa tıklıyorum ve burada açılıyor harita ve örneğin mesela şurada bir dosyam var diyelim. Bakayım siz ekranda görebiliyor musunuz? Mesela onu buraya taşıyabilirim ve ben bu katmanı mesela kapatmak istiyorum. Buradan silebilirim ve buraya gelerek bir tane katman daha ekleyebilirim. Taşıyarak resmen oradan buraya taşıyarak ekleyebilirim. Aynı dosyayı açıyorsun ama sadece resim renklerini değiştiriyorsunuz. Yani genelde bütün bu özellikler mevcuttur programda. Evet, farklı elementleri açtığın zaman, farklı geometrileri açtığın zaman poligonları görebiliyorsunuz ve normal renkle, sıradan bir renkle açılıyor bu harita ve orada ben onun için bir stiller üzerinde belki bazı oynamalar yapmam lazım. Ondan sonra burası dosya açma ana penceresidir. Mesela text dosyaları virgül koyarak ya da farklı geopackage gibi farklı katmanlar görebiliyorsunuz burada. İnternetten farklı serverlerden alabilirsiniz yani. Burada Data Source Manager kısmından ana dosya olarak onu görebilirsiniz. Oradan bilgi aktarabilirsiniz. Mesela bir mesela veriye ihtiyacınız varsa o katmanı eklemek istiyorsunuz. Oradan şuraya resme taşıyarak ekleyebilirsiniz alttaki listeye. Evet. Şimdi ne yapacağız? Evet, katmanları ekledik. Evet, arazi örtüsü
üstü son katmandır eklediğim ve toprak haritasının üzerine eklendi bu katman. Yani bunun üzerine, birini üzerine, diğerini altına alabiliyorsunuz. Aralarında böyle bir değişiklik yapabiliyorsunuz. Yani hangisinin öne çıkmasını istiyorsanız ya da üstü çıkmasını istiyorsanız, size net bir şekilde gözükmek istiyorsanız onu oraya aşağı ya da yukarı çekebilirsiniz. Özellikleri böyledir bu programın. Mesela toprak haritasını görmek istiyorsam onu öne alabilirim, üstü alabilirim. Ya da arazi ölçüsünü görmek istiyorsam onu da üstü alabilirim. Evet, önce katmanı açıyorsunuz, onu keşfediyorsunuz. Ne gibi bilgiyi içeriyor bu katman? Nasıl yapacağız onu? Sağ tarafa tıklıyorsunuz ya da iki defa tıklıyorsunuz. Ve tıkladığınız zaman katman özellikleri gibi layer property sayfası çıkıyor, sizlere penceresi çıkıyor. Bir de ayaştaki toprak özellikleri ya da arazi özellikleri, o bilgileri ya da verileri oradan görebiliyorsunuz. Mesela koordinasyon, referans sistemi, simboloji, etiketler. Gerçekten çok fazla aksiyon burada alabiliyorsunuz. Mesela katman özellikleri ya da layer properties. Bununla farklı renkler seçebiliyorsunuz. Mesela haritanızın renklerini seçebiliyorsunuz. Bu şekilde bir renk seçtim diyelim. Haritam farklı bir renk aldı. Aynı zamanda oradaki alandaki çizgilerin nasıl bir renkte olmasını istiyorsam onları da buradan seçebiliyorum. Ve de kategorize etmek istiyorsam, mesela her poligonu farklı renklerle, kategorileri farklı renklerle işaretlemek istiyorum. Onu yapabilirim. Mesela bitici olsun ya da bölge, mesela area olsun. Mesela iki tane şey seçtim diyelim. Classify ya da gruplandır ya da kategorize et diyorum. Bu da farklı toprak türleri sağ tarafta A, B, B, G. Her toprağın farklı renk aldığını görüyorsunuz. Bu renkleri değiştirebilirim ben istemiyorsam bu renki. İki defa tıklayarak farklı bir pencereyi açıyorum ve farklı bir rengi seçiyorum burada. Mesela daha biraz kırmızı olmasını istiyorsam kırmızı rengi seçerek değiştirebiliyorum. Evet, farklı elementlerin burada renklerini değiştirmiş oldum. Oradaki özelliklere bağlı. Veri bazındaki özelliklere bağlı. Her poligon mesela buradaki data bazıyla, veri bazıyla ilişkilidir. Nerededir veri bazı? Evet, sağa tıklıyorsunuz. Open Attribute Table. Onu seçiyorsunuz ve onu seçtiğiniz zaman sizi farklı pencereye yönlendiriyor. Mesela attribute tablosuna götürüyor. 442 tane poligon mevcuttur burada ve çoğu poligon için iki tane alan vardır. Mesela bir tanesi toprağın adı ve diğeri bölge. Bu da bu katman için kullanacağım veriler mesela. Biraz sonra daha da göstereceğim ve farklı araçlar da görüyorsunuz ekranda. Benim faremi kullanarak da harita üzerinde hareketler yapabiliyorum. Mesela büyütebiliyorum ya da bu araçları kullanabilirim. Mesela ben her aracın üzerine durursanız, biraz duraklarsanız ne işe yaradığını görebilirsiniz. Mesela burada özellikleri belirle, identify features kısmına işe yaradığını görüyorsunuz. Mesela buraya geliyorsunuz, tıklıyorsunuz o bölgeye. Evet, farklı bir pencere çıkıyor. Bu pencerede bu poligonla ilgili bilgileri görebilirsiniz. Mesela toprak tipi, B'dir bölge 2023.311. Yani bu poligonla ilgili mesela seçtiğimiz zaman
o özelliği seçerek haritaya girerek tıkladığım zaman her poligonla ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Evet, vektör katman, GIS'deki vektör katmanı ile ilgili temel çalışma prensipleri böyledir. O zaman şimdilik şimdi bunu kapatayım. Evet, halen gördüğünüz gibi ben hala şu attribute, identify attribute aracını kullanıyorum. Hala haritanın üzerinde böyle aksiyonlar yapabilirim. Poligonları inceleyebilirim. Eğer bu özelliği istemiyorsam onu kapatabilirim. Mesela farklı bir araç seçiyorum ya da farklı bir buradaki özellik seçiyorum. Mesela toprak örtüsü ya da arazi örtüsü. Ne gibi bilgimiz varmış burada? Open attribute'a tıklıyoruz burada ve daha büyük attribute tablosunun var olduğunu görüyoruz. Mesela burada 21.463 küçük poligonların olduğunu görüyoruz. Hem kimlikleri var, hem farklı örtüsüyle ilgili farklı bilgiler var. Mesela kategoriler var, arazi örtüsü kategorileri var, Türkçe zaten biliyorsunuz hepsini. Mesela isimleri görüyorsunuz İngilizce burada. Kategorilerin isimlerini görüyorsunuz ve bütün buradaki bilgileri ben bir şeyler için kullanabilirim. Yani her bölgeye göre, arazi örtüsüne göre. Mesela bununla ilgili bir küçük bir egzersiz yapalım. Mesela bu katmana tekrar bir renk verebilirim. Simbolojiye giriyorum ve her arazi örtüsü için farklı renk seçebilirim mesela. Evet, arazi örtüsünün ismi kategorize ediyorum ve her arazi örtüsü farklı renkler almış durumda. Evet, biraz çirkin gözüküyor olabilir sizlere ama farklı renkler olunca. Ama açıp ya da kapatabilirsiniz istiyorsanız, daha güzel gözükmesini istiyorsanız. Yani hangi kategoriyi görmek istiyorsanız diğer kategorileri kapatmak istiyoruz. İsteyebilirsiniz ya da kapatabilirsiniz. Teker teker kapatabilirsiniz ki bir kategori üzerine odaklanabilirsiniz. Evet. Mesela arazi örtüsünü kategorize ediyoruz burada ve hangisini görmek istediğimi kendim seçebiliyorum sol taraftan. Ya özelliği o kapatıyorum ya da açıyorum geri tıklayarak. Oradaki işareti kaldırarak ben o kategorileri inceleyebilirim. Evet. Renkleri değiştirdiğiniz zaman ve isimlerini belirlediğiniz zaman bu şekli saklayabilirsiniz. Bu stili diyelim saklayabilirsiniz. Mesela buraya geldik. Ayaş sonuçları. Mesela dosyayı açıyorum. Bu şekli sakla diyorum ya da bu stili sakla diyorum. Okey diyorum ve biraz renkleri değiştirmiş olacak. Renk biraz harita en azından. Harita en azından daha güzel gözüküyor bence. Yani en azından pembeler var orada. Evet, burada ikilen alanları görüyorsunuz. Sarı işareti, sarı rengiyle. Ondan sonra farklı alanları, otlak alanları görebiliyorsunuz. Mesela ekilen alanlara daha yeşil, daha koyu yeşil alanları görebiliyorsunuz. Ya da sarı yağ işareti olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela çalıların yeşille işaretlendiğini görebiliyorsunuz. Ve buraya tıkladığınız zaman her poligon için bilgiyi görebilirsiniz. Evet, farklı bilgi kaynağımız vardır burada. Evet, bu poligon için özellikle bu poligon için bilgileri inceleyebilirsiniz sağ tıklayarak. Evet. Başka bir katman daha açayım isterseniz.
bir farklı katman daha var. Araştırdığımız bölge ya da etüt bölgesi diyelim. Mesela onun yukarıda olmasını istiyorum. Böyle şeffaf bir tane renk seçeceğim. Şeffaf olmasını istiyorum. Burada yaptığınız her şey çok kişiselleştirilmiş olacaktır. Ve mesela yollarla ilgili bilgileri yansıtacağım şimdi haritaya. Evet, bir katman daha ekledim. LinkedIn dediği gibi farklı katmanlar vardır. Daha çok poligondur. Burada ama çizgiler görüyorsunuz, poligonlar değil, yollar görüyorsunuz. Bu katman yollardan ibarettir ve mesela onları siyahla işaretleyelim isterseniz. Ve burada yolları görebiliyorsunuz. Nereden başlıyor bu yollar? Evet. Information from different sources. Farklı kaynaklardan farklı bilgiler alabilirsiniz. Çok ilginç aslında. Ben bu yollara baktım mesela. OpenStreetMap sitesinden aldım bu yol bilgisini. Google Earth'e benziyor zaten kendisi ve Google Map'tan alıyor o da bilgileri ve farklı yerlerle işte yollarla ilgili, farklı özelliklerle ilgili bilgileri topluyor ve farklı alanlar için bilgileri indirebilirsiniz. Mesela onları farklı programlara aktarabilirsiniz o bilgileri o bölgeyle ilgili ve mesela Geofabric, mesela Avrupa'ya tam bütün Avrupa için bir bilgi ya da her ülke için, ayrı ülke için bilgi alabilirsiniz. Farklı formatlarda onları indirebilirsiniz. Farklı veri bazlarını görebilirsiniz. Mesela bütün Avrupa için ya da her ülke için ayrı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Mesela veri bazları için bazıları için bir sorular sorabilirsiniz. Sınırlarıyla ilgili bilgiler alabilirsiniz. Mesela bunları ondan sonra hepsini indirebilirsiniz. Gerçekten çok fazla bilgi var. OpenStreetMap'a bakarsanız orada farklı araçlara atıfta bulunarak onları da kullanabilirsiniz. Evet, oradan da bilgileri indirebilirsiniz kendiniz için ve yolların haritasını, sınırlarını oradan öğrenebilirsiniz. Evet, arazi, örtüsü, etüt alanı, hepsi burada mevcut. Ve küçük bir özellik sizlere göstermek istiyorum. Küçük bir egzersiz yapacağız. Ve buradaki fikrimiz, evet, Ingrid arıcılıkla ilgili bir örnek gösterdi. Biz de ona benzer bir şey yapacağız. Ve bu bölgede neler yapılabilirmiş, ne için kullanılabilirmiş araziler, onları bir değerlendireceğiz. Ve mesela burada çalılık alanları mı görüyoruz burada ve mesela göllerden 700 metre uzakta olduğunu görüyoruz mesela burada. Burada bazı sınırlamalarım mevcut. Evet, kısaca göstereceğim zamanda çok şey kullandım galiba. Evet. Ağaçlık yerimiz var burada görüyorsunuz. Yeşille işaretlenmiş ve burada bir hızımız var diyelim. Evet, aynı şeyi farklı yollarla yapabilirsiniz. Ağaçlık alanlar için mesela. Buradaki veri bazına giriyorum.
filtrele biliyorum. Mesela yaklaşık 2000'den fazla özellik var burada. Filtreleyebilirim o bütün özellikleri. Mesela filtreyi açtığım zaman arazi kullanım ismini seçebiliyorum. Mesela land use name. Ağaçlık arazi diye yazabiliyorum. Woodland diye yazabiliyorum oraya. Evet, OK'ye tıkladığın zaman ondan sonra gördüğünüz gibi ağaçlık arazilerin hepsini görebiliyorum. Yani yaklaşık 21.463 tane özellikten kendime filtreleyerek 213 tane alan tespit ettim. Yani çok basit bir örnek daha göstereyim. Mesela buraya geliyorum ve bu tablodaki bütün özellikleri seçiyorum. Ve seçtiğim zaman 213 tane özellik seçmiş oldum. Bütün bu özellikler ağaçlık alanlarla ilgilidir, arazilerle ilgilidir. Mesela ağaçlık araziler şu an sarıyla işaretlendi. İşaretlendiğini görüyorsunuz. Evet, hepsini seçtik ve buraya geliyoruz. Ve onu export ediyoruz. Yeni shapefile oluşturabilirim export ettiğim zaman. Mesela ismini Ayaş Woodland, ağaçlık alanı diye adlandırayım. Yeni shapefile oluşturmuş oldum ve sadece seçilmiş özellikleri sakla, koru gibi bir özellik seçebiliyorum burada. Yeni shapefile oluşturduğum zaman yakında şu listeye eklenmiş olacağını göreceksiniz şu kısa zamanda. Ve yeni özellik eklendiğini görebiliyorsunuz. Ayaş Woodland. Yani onu aç dediğimiz zaman sadece 213 tane özelliği içerdiğini görebileceksiniz. Evet, yeni shapefile oluşturuyorum burada. Evet, bu benim ilgi alanım. Bu eksersizde bu benim ilgi alanım. Evet, o zaman kapatayım şimdilik ve bir talebim daha olacak. Mesela bu, evet, bu alan sudan 750 metre, en az 750 metre yakın olacak gibi bir özelliğimiz var mesela. Bu bilgi land cover içerisindedir aslında. Bazı nehirleri, gölleri görebiliyorsunuz orada. Yani o bilgi. Bunu bulmak için farklı yöntem kullanabilirim. Yani filtreleyebilirim tekrardan. Her şeyi. Evet, burada seçimi kaldırıyorum. Ağaçlık alanların yeşil olduğunu, tekrar yeşile döndüğünü görebiliyorsunuz. Seçimleri kaldırıyorum ve filtrele diyorum. O zaman filtrele dediğim zaman Query Builder penceresi açılıyor. Burada ne yapıyorum? Veri bazına, data bazına giriyorum. Ve burada Land Use Name'i seçiyorum. Yine arazi kullanım ismini seçiyorum burada ve arazi kullanım ismini seçiyorum. Mesela su ya da su alanlar. Water Bodies'i seçiyorum. Sulak alanları seçiyorum. Akan sulak alanlar ya da nehirler. Eğer sabit duran bir su ise onu seçiyorum. Ya da diyorum farklı sulak alan seçiyorum ve OK'ye tıklıyorum ve evet.
so long. Niye bu kadar uzun sürdü yüklenmesi anlamadım. Let me see. Okay. So here, as you can see now, my land cover. Şimdi arazi örtümünü görüyorsunuz. Arazi örtüsü segmenti sadece seçtiğim özellikleri gösteriyor artık. Başka hiçbir arazi örtüsünü göstermiyor. Sadece seçtiğimi gösteriyor. Şimdi özellik tablosuna geri gidiyorum. Sadece bu özellik var bakın içerisinde artık. Sanki yenisini oluştursaydım da böyle olurdu. Çünkü şimdi yaptığım tüm bu operasyon seçtiğiniz operasyonlarla gerçekleştirilebilir. Sadece bununla çalışabiliyorsunuz artık. Diğer arazi örtüleri gözükmeyecek, işlemleyecek. Çünkü ben sadece bu ikisini seçtim. İşte benim burada 750 metre uzaklığı da belirlemem gerekiyor, öyle değil mi? Onu yapmaya geri gelmiştim zaten. Bunun için de geoprocessing dediğimiz araçlara gireceğiz ve buffer'ı seçeceğiz, tamponu seçeceğiz yani. Şimdi ne yapabiliyorum burada? Ayaj arazi örtüsü. Şurada yazıyor. Burada da uzaklık, distance diyor ya. Buraya 750 yazıyorum şimdi. 750 yazıyorum. 750 metre. Şurada bir opsiyonum daha var. Dissolve diyor bakın. Buna da basıyorum. Ne yaptığını şimdi göstereceğim size. Ve bunu bir dosyaya kaydet diyorum. Save to a file diyorum yani. Bu da benim su tamponum olacak. Yani water buffer adını verdim. 750 metre yazdım. Dosyanın adını böyle koydum. Run dedim. Çalıştır dedim yani. This is what I get now. İşte elime böyle bir şey çıktı, geçti şimdi. Eğer üst üste bindirirsem ne çıkacak? Bu alanlar 750 metre aralığı içerisinde olanlar. Buradaki tampon neydi? 150 metreydi herhangi bir su gövdesinden, su kütlesinden. İşte bunlar da benim ormanlık arazilerimdi. Şurada da bir tesadüf olmuş şu kriter arasında. Üst üste gelmişler. Peki neden dissolve'a bastım? Çözündüre bastım orada. Çünkü şurada çok farklı unsurlar vardı, öğeler vardı. Bir öğe bu, bir öğe bu, bir öğe bu. Eğer dissolve demezsem bir poligon verecek bana. 750 her bir özelliğin etrafında 750 metrelik bir yeni özellik verecek size. Ama dissolve dedim ama dissolve dedikten sonra sınırları kaldırdı unsurlar arasındaki. Şunu seçsem mesela tek bir büyük poligon halinde gösterecek. İşte bunu sağlayabilmek için dissolve'a bastım. Böylesi daha iyi. İlk iki öğen burada. Onları gerçekleştirdim. 750 metre mesafede su kütlelerim ve ormanlık arazilerim var şimdi. Şimdi vektöre geri dönüyorum. Vektörde pek çok araç var. Vektör için en sık görülen geo araçlar bakın burada var. Bu büyük bir işlemci araç. Pek çok içerisinde vektör aracı var demiştim zaten daha evvelde. Ama bu örnek için şunu kullanacağız. Daha kolay çünkü. Her bir araç neyi yapıyormuş onu anlatıyor bize şuradan baktığımız zaman. Biz şunu yapacağız. Intersection yapacağız. Yani iki tane altlık bir araya geldiğinde ne oluyormuş onu göreceğiz. Nerelerde bu ikisi birlikteymiş, aynı yerdeymiş. Bunu gösteriyor. Bu da intersection, kavşak dediğimiz araçta. Buna da dosya adı veriyorum.
ormanlar artı su. İkisinin aynı yerde kesiştiği yerleri gösterecek şimdi bu bize. Save dedim, run dedim. Let me put it on top. Okay. Bunu da en yukarıya alayım. Görüyor musunuz şimdi? Kırmızı. Diğerlerini kapatırsam kırmızılar kalıyor tek başına. Bunlara ait başlı başına bir shapefile oluşturmuşum. Bunlar neler? Hem ormanlık arazisi olan hem de suya 750 metre yakın olan alanlar. Aynı anda bu ikisini karşılayan alanları gösterdi kırmızılar şimdi bize. Bir kriterim daha var benim. Karayollarından 500 metreden uzak olması. Çünkü karayolları belki hayvanlar için çok stresli olacak. O nedenle onlardan uzak olmamız gerekiyor. Öyle bir şart belirlemişim. Şimdi zamanımız çok azaldı. İstersen bunu atlayalım. İki kriterle bitirelim. Pluginleri gösteririz ek eklentileri ama bunu atlayalım bence. Aklınız kalmadı çünkü. Aynısı gene karayolu için de aynısını yapıyorsunuz. Bir buffer oluşturacaksınız az önceki gibi. Tampon oluşturacaksınız. Ve bu 500 metreden uzak olanlar sadece karşımıza çıkacak. Burada vektöre tıkladığınız zaman pek çok opsiyon veriyor size. Union. Bunu kullanabiliyorsunuz. Difference'ı kullanabiliyorsunuz. İki altlık bir araya geldiği zaman. Fark dediğimiz yerde. Manuel olarak seçebiliyorsunuz bu özelliklerin hepsini. Bir uygunluk haritası oluştururken ya da farklı pluginler, eklentiler kullanarak da bunu yapabilirsiniz. Şimdi plugin, eklentiler kısmına geliyorum. Plugin'e bastım. Plugin Manager'ı açtım. Yani plugin yöneticisini açtım. Burada bana bir pencere açacak. Plugin yöneticisi bu. Kriteria yazmaya başladım, kriter yazmaya başladım. Bunun için farklı pluginler verdi bana, farklı kimselerin oluşturduğu farklı eklentileri gösterdi. Bunları da deneyebilirsiniz. Bu henüz kurulmamış, bunu kurup çalıştırabiliyorsunuz mesela. QGIS web sitesinde bazı özel videolar, ders anlatıcı videolar da var bu arada. Overlay'i nasıl yapacaksınız, örtüştürmeyi nasıl yapacaksınız ve benzeri. Orada videoları da izleyebiliyorsunuz. Sizin size gösterdiğim yerler aslında street map'i nasıl açacaksınız, open street map'i nasıl kullanacaksınız ve benzeri. Sonra rastere nasıl dönüştüreceksiniz. Rastere çok kriter analizini nasıl yapacaksınız onları anlatıyor. Ve daha sonra rastere kullanarak farklı raster kullanarak farklı pluginler, eklentiler kullanabilirsiniz. Bu da onu anlatıyor. Ya da vektör kullanabilirsiniz. Yine QGIS web sitesine girdiğiniz zaman burada yine her bir eklentiyle ilgili özel veriler göreceksiniz. Ücretsiz kodlar verecek size. Bakın burada gördüğünüz gibi farklı metodolojiler kullanabilirsiniz. Bazı pluginlerde pek çok belgeyle beraber geliyor. Hem belgede açıklıyor nasıl kullanılacağını hem de videoda açıklıyor. QGIS bir sitesi, web sitesi vektör için bunu yapıyor. Ve bunu yaparak çoklu kriter analizi yapabiliyorsunuz. Şunu göstermek istiyorum. Biz burada duvardan duvara bir yaklaşım kullanmadık. Ben sadece bu poligonları görmek istedim. Sadece onları gösterdim. Ama o aracılık örneğini vermiştik ya, duvardan duvara bir örnekte bir çalışma da yapabilirsiniz. Tüm çalışmalarını da gösterebilirsiniz. İşte o en iyi yerler neresi, en uygun yerler neresi, ortalama uygun yerler neresi, hiç uygun olmayan yerler neresi şeklinde de yapabilirsiniz. Hem vektörde hem de rasterde bunları oluşturabilirsiniz. Hangi veriler elinizde var ona bağlı olarak değişir. Farklı yaklaşımlar kullanarak bu haritalar, uygunluk haritalarını oluşturabilirsiniz. Daha sonra devam edeceğim. Sadece bir uygunluk haritası oluşturma, işte yükseklik, raster, bunlara bir giriş yapmaya çalıştım. Ingrid, sözü sana vereceğim. Sorular varsa da katılımcılardan memnuniyetle cevaplamaya çalışırım. Ya da sonuna mı saklıyoruz soruları eğitimin? Çalıştayım. Sorusu olan varsa şimdi de alabiliriz. Ya da devam edelim mi? Sonra mı alalım? Dijital yükseklik modellerine girelim mi? Şu an için soru yok.
Peki. O zaman müsaadenizle ekranımı paylaşacağım ben şimdi sizinle. Size biraz QGIS'e nasıl çalışılır? Ufakça göstermeye çalıştı. JS kullanıyor, JBS kullanıyorsanız, başka yazılımlar kullanıyorsanız lütfen QGIS'e de bir bakın diyeceğim ben size. Zaten kendisi basitçe uygunluk haritaları nasıl oluşturulur? Özel bir kullanım için, arazi kullanımı için onu hafifçe göstermeye çalıştı. Şimdi ben size kısa bir sunum yapacağım ve uydudan gelen veriler ELUK için nasıl kullanılır bunu göstereceğim ve Sezer tekrar söz alacak ve IAS haftasında dijital yükseklik modelleriyle nasıl çalışılır onu gösterecek. Uzaktan algılamayla başlayalım. Uzaktan algılama çok geniş bir terim aslında. Uydular veri uzaktan veriyi alabileceğimiz platformlardan sadece bir tanesi öncelikle. Uzaktan algılama fizik obje ile fiziksel temas sağlamadan objenin bilgisini almak olarak adlandırılıyor. Ben size bir örnek vereceğim. Tarihten bir örnek olacak bu. Ve bizi de aydınlatacaktır diye düşünüyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda mesela güvercinleri kullanmışlar. Kamera takmışlar güvercinlerin altına. Ve böylece resim ve bilgi toplamasını sağlamışlar. İşte uzaktan algılama platformlarından bir tanesi de buydu. Çok da hoşuma giden bir uzaktan algılama platformu bu. 1950'lere geçiyoruz. 1957'de ilk uydu uzaya gönderildi. Sputnik'te ismi. Ama bugün artık çok fazla uydumuz var. Dünyamızın etrafını saran ve pek çok bilgi arayan, ayıklayan bizler için. Tüm bu veriler ücretsiz ve çoğu ücretsiz aslında ve bunlara bakmak güzel. Farklı türde yörüngeler var. Bunlardan bir tanesi yer sabit yörüngesi. Batıdan doğuya gidiyor Ekvator'da. Ekvator'un batısından doğuya. Aynı yönde gidiyor ve dünyanın döndüğü aynı yönde dönüyor o da. Bir de polar orbit, polar yörünge var. Solda görüyorsunuz. O tüm dünyayı da yine haritalamamıza yardımcı oluyor. Polar kutuptan kutupa olarak yörüngesi gerçekleşiyor onun da. Bu sayede pek çok yerde kompozit olarak farklı uydudan gelen görüntüler elde edilip mozaikler oluşturuluyor. Şimdi bizler dijital yükseklik modelleriyle çalışacaksak şunları da bilmeliyiz diye düşünüyorum. Bunlar bağlamında bilgi almanın iki farklı yolu vardır. Yani iki türde sensör kullanılabilir. Bunlardan bir tanesi aktif, diğeri ise pasif türde sensörlerdir. Pasif ne anlama geliyor? Burada örneğini görüyorsunuz. Pasif örnek. Güneşten gelen ışık yansıyor. Yansıdıktan sonra uydudan gelen sensöre gidiyor. Sensör onu yakalıyor. Buna pasif diyoruz. Aktif de sağ tarafta gözüken. Aynı uydu gene. Aynı uydu bu sefer veri nasıl duyuluyor, sensörlüyor, alıyor. Doğrudan sensöre geliyor. Dalga boyları doğrudan sensör tarafından algılanıyor aktifte de. Her bir sensör enerjiyi farklı aralıklarda, dalga boyu aralıklarında algılıyor ve ölçülüyor. Farklı bir spektrumda aralıkta ölçüyor. Biz buna bantlar diyoruz. Dalga boyutuna bağlı olarak bir tarafta görünür ışık var. Görünür ışık aslında bu spektrumda çok az bir yer kaplıyor. Görünmeyen ışık asıl spektrumda yer kaplayan şeyler. İşte bazı uydular infrared'i görünüyor. Yani görünür olmayan ışığı da görüyor. Elektromanyetik spektrumun farklı bölümlerini de yakalayabiliyor. Sadece bir fikir olsun diye gösteriyorum ben size. Farklı uyduların farklı sensörleri var. Bu sensörlerde bilgiyi farklı aralıklarda algılıyor. Farklı dalga boyutlarında, elektromanyetik spektrumu farklı dalga boyutlarında algılıyor. Biz de bunlara bantlar diyoruz. Farklı bantlarda, bant aralıklarında algılıyor. Hangi enerjiyi, hangi alandan hangi enerjiyi algıladığına bağlı olarak bilgiyi, veriyi elde ediyor. İşte biz bu farklı bantları bir araya getirebiliyoruz. Karma olarak kullanabiliyoruz. Bu vesileyle istediğimiz ve görmek istediğimiz veriyi elde edebiliyoruz. Mesela
kırmızı ve maviyi ve yeşili bir araya getirdiğimiz zaman mesela bunu elde ediyoruz. Bakın, kolay bir şekilde arazi ortası haritası elde ettik bu görüntüden, öyle değil mi? Üçünü bir araya getirerek kentsel alanları, vejetasyon alanlarıyla, vejetasyon olmayan alanlarla bir araya getirdik. Böyle bir harita elde ettik. O nedenle orası ayrı bir dünya aslında, bilgi alabileceğimiz, arazi ölçüsüyle ilgili bilgiyi toplayabileceğimiz bir dünya, tüm uydu dünyası. Aynı zamanda zaman içerisinde arazi ölçüsü değişikliklerini görebileceğimiz bir dünyadan bahsediyoruz. Farklı bantlara bir araya gelip vejetasyon endekslerini de elde edebiliyoruz. Vejetasyon endekslerinde bu yapılıyor aslında. Webinarlarımızdan bir tanesinde de bunu işleyeceğiz. NDVI, EVI, SAVI, pek çok vejetasyon endeksi var. İşte o kırmızı göstermiştim ya. İşte yakın infrared harita görüntüleri de bir araya getiriliyor. Farklı görüntülerle de bir araya getirip bu endeksler elde edilebiliyor. Ve zamansal çözünürlükte vejetasyon nasıl zaman içerisinde değişmiş, azalmış mı? Yani bitki örtüsü azalmış mı, azalmamış mı, bunu da görebiliyoruz. Arazi bozulumu takibinde özellikle işimize yarayacak şeyler bunlar. Aynı zamanda uydudan gelen verileri toprak tuzluluğunu izlemek için de kullanabiliriz. Toprak örnekle verilerimiz var ya, işte o nedenle bunu kullanmamız gerekmeyecektir ama böyle bir özelliği de var uydudan gelen verilerin kullanımı dediğimiz zaman. Şimdi uydulardan gelen verileri kullanarak dijital yükseklik modelleri modellemesi de yapabiliyoruz. Zaten bunları da söylemiştim. Uzaktan algılama sistemleri bizler için mükemmel araçlar. Bu vesileyle arazi tahribatının haritasını ortaya çıkarabiliyoruz. Arazi tahribatı modelleri, dijital yükseklik modelleri sadece uzaktan algılama verisiyle oluşturulmuyor öncelikle. Aynı zamanda topografik hizmetlerle, servislerle de oluşturulabiliyor. Topografik haritalarla da oluşturulabiliyor. Rölyef haritaları elimize geçiyor bu vesileyle. Hem raster hem de vektör tabanda gösterilebiliyor bunlar. TINE, Triangular Irregular Network kullanılarak. Ama bunlar genellikle uzaktan algılanan veriler kullanılarak oluşturuluyor ve raster katmanlarda, raster altlıklarda gösteriliyor genellikle dijital yükseklik modelleri. Bilmiyorum bu niye böyle oldu ama. SRTM, Shuttle Radar Topografi Misyonu. Bu misyon 2000'de uzaya gönderildi. Radar verisi ortaya çıkardı. 90 metrede çözünürlük veren dijital yükseklik modeli bu. 30 metre yüksekliği çözünürlüğe kadar girebiliyor. Tüm dünyayı neredeyse gösterebiliyor ve ücretsiz STRM verisi olarak arayabiliyorsunuz. Bakın burada IH için 90 metrede dijital yükseklik modelini görüyorsunuz. 30 metreye kadar da girebiliyorsunuz. Dijital yükseklik modelinde çok daha yakınına inebiliyorsunuz. Burada sadece yükseklik verisi almıyoruz aslında. Başka değişkenler de elde edebiliyoruz. Ne gibi? Bakı gibi ve eğim gibi. Bakı ve eğim de yine bizler için çok önemli değişkenler. Erozyon riskini görebilmek için özellikle eğim bizim için önemli özelliklerden bir tanesi olacak. Bakı da elde edilebilir. İşte güneye mi bakıyor, doğuya mı bakıyor, kuzeye mi bakıyor ve benzeri. Başka topografik endeksler de var yine. Hesaplamanıza bile gerek yok bunları. Doğrudan onların indirilmesini sağlayabiliyorsunuz internetten. Ben önce göstermeye çalıştım örnek olsun diye, vaktimiz olmadığı için. Ben tekrar sözü Sezer'e vereceğim. O biraz daha açıklayacak dijital yükseklik modelleriyle nasıl çalışabilirmişiz IH haftasından. Ve uydudan verileri nasıl elde edebilirmişiz bunu gösterecek. İyi şeylerden bir tanesi 3 farklı dijital yükseklik modelimiz var demiştim IH için. Hangisini kullanacağız? Nasıl bu dijital yükseklik modellerini inceleyebiliriz? Hangisi en iyidir? Hangisi daha iyidir? Hangisi problemlidir? Bunu nasıl görebiliriz? Bu değişkenleri nasıl alabiliriz? QGIS'i kullanarak bunları göstermeye çalışacak kendisi. Sözü sana veriyorum. Şimdi son bölümle ilgili
Bir soru olursa Ingrid'in açıkladığı lütfen dile getirin. 15 dakikamız var bu arada Sezar, senin tarafın için. Sözü sana veriyorum, sonra soruları alacağız. O zaman ben mümkün olduğunca kısa kesmeye çalışacağım, hızlı konuşmaya çalışacağım. Sorularınız varsa da memnuniyetle tabii ki cevaplamaya çalışırız. Ben konuşurken de sorabilirsiniz. Şimdi burada benim ekranımı görüyorsunuz. Burada bırakmıştım zaten. Burada bazı DEM'ler yani dijital yükseklik modellerini görüyorsunuz. 90, 30 ve 5 metreye kadar. Çünkü 5 metreye kadar inebileceğimizi söylemiştik. Ben hepsini beraber açmaya çalışacağım şimdi. Biraz inceleyelim bakalım. 5'i de en yukarı, 5 metreyi de en yukarı korumaya çalışacağım becerebilirsem. Sonra 30 diyeceğim, sonra 90 diyeceğim. Şimdi biraz zoom yaparsak, yakınlaştırırsak tüm havzada 10 off yapabiliyorsunuz. Bakın 5 metre, 30 metre ve 90 metre arasında 10 off yaptığınız zaman çok da fark olmadığını göreceksiniz. Onu göstermeye çalıştım şimdi size. Ama renklendirmeye başladığımızda muhtemelen pikselleri daha iyi göreceksiniz. Piksel boyutlarını daha iyi göreceksiniz. Ama sadece fikir versin diye şunu göstereceğim size. 90'ı da seçelim. Aracımızı seçelim. Ingrid de gösterdi zaten. Her bir pikselde bir yüksekliğimiz var, elevasyonumuz var. Bu bir matrix. Her bir hücrede bir tane matrix var. Peki bu farklı yükseklik kaynakları, elevasyon kaynakları nereden geliyor? Geri indirebileceğiniz farklı yerler var. Ingrid zaten bahsetmişti. İlk önce evet, biraz daha kalite üzerine oynayarak kontroller yapabilirsiniz. Mesela Earth Explorer görüyorsunuz. Mesela 90 metrelik uzaklık ya da santimetreler, bahsettiğim santimetre ya da 90 metre buradan geliyor. Bir Alos var burada. Ben videoyu çalıştırayım, göstereyim isterseniz de. Ben bunu örneklere ekleyemiyorum ama bu Alos Pulsar ek bir araçtır. 12,5-30 metre arasında çözünürlüğü vardır ve SRTM 90 metre deme sahiptir. Hepsi mevcut, kolay bir şekilde kullanabileceğiniz, verilerini alabileceğiniz araçlar ve mesela haritada bir yer seçerek Geo ya da SRI seçerek bunları kullanabilirsiniz. Mesela 90 metrelik DMS'i vardır. Çok uzun yıllardır kullanılan bir araçları aslında ve bu da Aster GDM kombinasyonudur daha önceki araçla Aster. Yani 30 metrelik bir çözünürlüğü vardır. Amerika'nın, NASA'nın ürünüdür bu ve aynı zamanda Google Earth Engine vardır biliyorsunuz. Bundan sonraki webinarda bundan bahsedeceğiz ve mesela 90 metrelik yükseklik ürünüdür mesela CGR. Evet, burada Google Earth Engine'de işleyebilirsiniz verileri ve ondan sonra indirebilirsiniz verileri. Farklı araçları göstermeye çalışıyorum size. Farklı imkanları sunmaya çalışıyorum sizlere ve evet. Projenize bağlı olarak ya da etüt alanınıza bağlı olarak ya da ulusal düzeyde çalışıyorsanız farklı araçlar kullanabilirsiniz. Mesela bu daha küçük alanlar için daha küçük, yüksek olması lazım. Evet, bu temel araçlardır size gösterdiğim simbolojiyle beraber. Simbolojiye mesela girerek
farklı opsiyonları görüyorsunuz. DM'i farklı renklerle işaretleyebilirsiniz buradan. Mesela çok ciddi bir seçenekler vardır burada. Çok farklı geniş yelpazeye sahiptir renk konusunda. Doğran. Evet. Mesela topografi için farklı paletler vardır burada. Evet. Burada ekleyebileceğiniz, koyabileceğiniz farklı opsiyonlar çok opsiyon vardır. Mesela daha güzel görünmesi için farklı opsiyonlar seçebilirsiniz. Renklerini değiştirebilirsiniz. Mesela 400 metrelik 1400 metrelik renkler arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Beyaz, daha yeşil. Mesela pikselleri burada görebiliyorsunuz bu üründe. Evet, şimdi onları kıyaslayacağım. Şimdi bütün her şeye rengi koymaya çalışmayacağım. Stili kopyalayabilirsiniz. Evet, buraya yapıştırabilirsiniz bu araçta stili. Evet, hepsinin stili aynıdır şu an. Evet, farkları görebiliyorum. 90 metrelik piksellerle 30 metrelik piksel arasındaki farkları görebiliyorum. Evet, biraz farklı. Daha güzel gözüküyor burada. Aslında keşfetmek için ve üretmek için sürekli farklı araçlar kullanabilirsiniz. Çok araç mevcut, çok zor. Mesela analize geldiğiniz zaman, raster analize geldiğiniz zaman farklı araçlara görebiliyorsunuz. Mesela slope. Mesela slope, eğimi ölçmek için farklı araçlar vardır. Bu araç aslında çok önemlidir çünkü eğimler farklıdır, farklı özelliklere sahiptir. Su buharı özellikleri farklıdır ya da diğer özellikleri farklıdır. Dolayısıyla mesela hill shade özelliği de vardır burada. Yani burada daha açık kaynak seçerek daha açık bir şekilde görebilirsiniz. Dokunun farklı olduğunu göreceksiniz haritada. Ve deminizi daha iyi keşfetmeniz için yardımcı olacaktır. Mesela bu projeyi projeden çıkalım ve bir tane son zamanlarda sakladığım projeyi size göstermek istiyorum. Ben oradaki eğimleri, her şeyi hesapladım. Farklı değişkenleri hesapladım. Mesela DM'i 90 metre burada. Burada ne yaptım ben? Evet, daha önce kullandığım renkleri kullandım. Size gösterdiğim renkleri kullandım. Ayar şişesinde. Ve normal renklendirme burada. Ve bu renkleri katmanların renklerini görüyorsunuz. Katmanlar üstü çıkıyor ve multiply'a basarsam İki tane katmanın renklerini görebiliyorum ve arkadaki katmanların renklerini görebiliyorum. Evet, ben gördüğünüz gibi renkli versiyonunu görebiliyorum. Eğimlerin, evet, yükseklik alanları görebiliyorum. Yüksek alanları görebiliyorum, yüksek noktaları görebiliyorum ve 30 metrelik çözünürlük versiyonuyla kıyaslayabilirim mesela. Daha iyi gösterdiğini görebiliyorsunuz. 30 metre olur çözünürlük burada. Ekranda ve daha detaylı şekilleri görebiliyorsunuz. Ve mesela 5 metrelik çözünürlükte de görebiliyorsunuz. DM
farklı çizgiler, 30 metrelik çözünürlükle görebiliyorsunuz ve 5 metre tabii ki daha güzel 30 metreye göre. Piksel arasındaki farkları görüyorsunuz. Buradaki piksel 90 metre ama bunların hepsi farklı bir modeldir. Bu raster modelidir. Ingrid'in dediği gibi farklı uzayda farklı araçlara kullanarak farklı modeller kurabilirsiniz. Farklı uydular olarak farklı haritalar çıkarabilirsiniz ve farklı çözünürlükler de kullanabilirsiniz. Tabii ki her ürünün kendi özelliği vardır. 5 metre olunca çözünürlük daha çok detay görebiliyorsunuz. 90 metre olunca detayları göremiyorsunuz. Evet, bunu net şekilde hepimiz zaten görüyoruz. Evet. Çözünürlük ne kadar yüksek olursa hepimiz için de iyidir. Ama bu her zaman böyle değildir. Farklı özellikler için farklı çözünürlükler lazım olabilir. Mesela eğimi hesapladım burada. 90 metre, DM 90 metre olunca eğimi görüyorsunuz. Koyu renkler. Mesela suların orada görüyoruz. Beyaz renkler bunlar eğimlerdir. Evet, bu dağlık alan eğimin yukarı doğru gittiğini beyaz renkle olduğunu görüyorsunuz. Evet, eğimleri farklı haritalara koyunca mesela hepsini koyalım diyelim eğimleri. 30 metrelik çözünürlüğü burada görüyorsunuz ve 5 metrelik çözünürlüğü size göstereceğim. O eğimleri görebilirsiniz. Buradaki her zaman ben eğimleri kontrol ederim. Çünkü o zaman DM'nin nasıl modelleştiğini, modellendiğini kontrol edebiliyorsunuz. Eğimlere bakarak. Burada çizgiler görüyorsunuz. 30 metreye inince bu çizgilerin bazılarını görebiliyorsunuz. 5 metreye inince çözünürlüğünüz 5 metreye inince bu eğimde düz çizgiler görebiliyorsunuz mesela ve beyaz çizgiler de kontör çizgileri görebiliyorsunuz. Farklı modeller kullanıyoruz burada. Her modelin kendi bir sıkıntısı vardır ya da bir farklı özelliği vardır. Mesela 90 DM 90 metre mesela olunca coğrafik bir sisteminde kullanılmakta bu ve mesela sel alanlarını kontrol etmek istediğiniz zaman da bazı bozukluklar, çaktırmalar görebiliyorsunuz haritada. Yani burada hangi bilgiye ihtiyaç duyduğunuza bağlı. Mesela erozyonla ilgili, toprak erozyonu ile ilgili bilgi istiyorsanız bunları göz önünde bulundurmanız lazım. Pardon, çivimden konuşuyor, bantlı bir kopukluk yaşandı. Evet, burada plugin'i görebiliyorsunuz. Plugin'e girdiğiniz zaman Plugin Manager'a girdiğiniz zaman profiller göreceksiniz Profiles kısmında ve Profile Tool'ları seçtiğiniz zaman farklı pluginleri görebiliyorsunuz.
farklı profile tool araçları görebiliyorsunuz. Mesela QProf, o da bir plugin'dir. Ve profili oluşturmak için bu araçların herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Mesela benim profil plugin'im ve eklentim diyelim, onu seçiyorum. Evet, neden bulamadığımı ben de anlamış değilim şu an. Beş dakikamız kaldı sonlandırmak için. Sorular da varsa onları da alacağız. Sezar. Evet. Buradaydı az önce de ama şu an göremiyorum. Tamam. Profilin herhangi tanesini kullanarak çizgileri oluşturabilirsiniz alanınız için ve farklı diye DM'lerin profilleri nasıl oluşturduğunu görebilirsiniz ve eğimleri nasıl dağıldığını görebilirsiniz ve DM'lerin nasıl hareket ettiğini görebilirsiniz ve az her zaman yapacağınız yöntem sulak alanın şeklini çizmek, onları betimlemektir. Mesela havzaları betimlemektir. GIS'te. Mesela burada yükseklik haritasını ekliyorsunuz. Onun için zaten bende mevcut. Evet. Çok bilgi öğrenebilirsiniz ama nehirlerin ağını da görebilirsiniz burada ve bunu farklı haritaların üstüne koyabilirsiniz. Mesela Bing Maps diyelim. Bing Satellite ya da Bing uydusunu seçelim o zaman. Evet. Burada Bing'den image koyabilirim ve havzamı görüyorum. Mikro havzamı görüyorum. Benim nehirler arasındaki ağı görebiliyorum. Nehirler nasıl bağlandığını görebiliyorum burada ve DM'nin güzel bir çalıştığını görebiliyorum. Burada herhangi bir hata olmadığını görebiliyorum. Evet, 90 metrelik çözünürlüğü burada görüyorsunuz ve bazı nehirler var, bunları görebiliyorsunuz. Çözünürlüğün iyi olduğunu düşünüyorum. Akıyor, akması gereken yere akıyor, nehirlere doğru gidiyor. Yani modelinize bağlı olarak güzel bir seçenek olabilir kullanmak için. Mesela 5 metrelik DM için. Bu da akıntılar, akarsular ve bu akarsuların nasıl, nereye takip edip nereye doğru gittiğini görüyorsunuz mesela. Bazı bölgelerde, alanlarda bazı hatalar verebiliyor. Belki orada bir şeyler oluşmakta ya da bir şeyler olmakta ama genel olarak bölgedeki resmi, genel resmi görebiliyorsunuz. Mesela drenaj çizgilerini, drenaj bölgelerini, alanlarını görebiliyorsunuz ve bu akarsuların nereye aktığını da görebilirsiniz. Mesela yolu mu geçiyor, yolun altından mı geçiyor, onları görebilirsiniz. Yani farklı modelleri nasıl çalıştığını sizlere göstermeye çalıştığım açıkçası ve nehir ağını betimlemenizi tavsiye ederim. Her zaman nerede doğru olduğunu, nerede problemli olduğunu kendiniz de belki anlarsınız. Mesela burada seller olmuş gibi ya da bazı sorunlar olmuş gibi bir şekilde gösteriyor. Onları da görebilirsiniz. Evet.
Farklı endekslerden bahsetti Ingrid. Temelde eğimi. Evet, burada bir eğimi gördük. Burada aspect de vardı. Kuzeye ve bakan yerleri görüyorsunuz. Yeşil, sarı işaretli alanlar görüyorsunuz. Bu da dağlık alanlarda eğimleri görebiliyorsunuz. Vejetasyonun ne kadar farklı hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Ve çok önemli bir değişken ve farklı şeyler de çıkarabilirsiniz. Burada mesela arazinin haritası ve eğimde olsa ya da vadedesiniz, vadi haritası ya da eğim haritası çıkarabilirsiniz. Ya da eğimin üst kısmı mı ya da alt kısmı mı, onlara da bakabilirsiniz. Farklı endeksler görebilirsiniz burada ve evet, farklı endeksleri görebilirsiniz. Mesela Chile'deki bir örneği görebilirsiniz. Depending on the angle that the slope is facing, if you will get more sun or less sun. Daha mı fazla güneş alıyor, daha mı az güneş alıyor? Bunu özellikle terleme buharlaşma hesaplamalarında kullanabilirsiniz. Toprak erozyonu. Pek çok farklı olasılığınız var altında. Farklı endeksleriniz var. Google Earth motorundan elde edebileceğiniz. Ama QGIS'te de bazı yerleşik araçlar var. Bunlardan bir tanesi rslope.aspect. Profil kurvatürünü gösteriyor size, bakıyı eğimi gösteriyor, farklı değişkenler gösteriyor, yine eğimden elde edebileceğiniz bilgileri veriyor. Başka bir modülü var, slope aspect'ten kurvatür, yani eğim, bakı ve kurvatür modülü. Farklı türde endeksleri tanımlıyor bu da kullanabileceğiniz, en nihayetinde harita, farklı değişkenlerden harita üretebilmek için kullanabileceğiniz araçlar. İşte erozyon mu istiyorsunuz artık ve benzeri ve benzeri. Şimdi buraya da slope'u, eğimi ekleyeceğim. Slope'u yazdıktan sonra farklı araçları bize veriyor bakın. Şurada eğim, bakı ve kurvatür. Farklı yazılımlar verdi. Grasp bunlardan bir tanesi, Taga diğeri. QGIS'de bunlar entegre olarak size veriliyor zaten. Şuraya geldiğinizde hangi farklı metodoloji istediğinizi, kullanmak istediğinizi seçebiliyorsunuz ve hangi endeksi hesaplamak istediğinizi de açıkça buraya yazabiliyorsunuz. Çok fazla araç var aslında. Ben size şöyle basitçe bir göstermeye çalıştım. Bunları kullanmak kolay. Hazır da şu anda. DM için, yani dijital yükseklik modelleri için kullanabilirsiniz. Akarsuların sınırlarını çıkarmak için, su kütlelerin sınırlarını çıkarmak için, farklı endeksleri hesaplamak için kullanabileceğiniz pek çok güzel araç olduğunu anlatmaya çalıştım. Dijital yükseklik modelleri dediğimiz zaman bunların hepsinden faydalanabiliyorsunuz. Peki, buraya kadardı. Bu kadardı. Sorunuz varsa da şimdi vaktimiz kaldı diye düşünüyorum. Sorusu olan varsa dinleyebilirim şimdi sizi. Biraz hızlı geçtik, farkındayım. Çok da fazla vaktimiz yoktu. Çok şey göstermek için az vaktimiz vardı. Sezar, Ingrid, teşekkür ediyoruz öncelikle. Mustafa Bey'in sanırım bir sorusu vardı. Ben Sezar Bey'e ve Ingrid Hanım'a teşekkür ediyorum güzel sunumlarından dolayı. Gerçekten özellikle raster verilerle alakalı sunum bayağı bir hızlı bir şekilde geçti. Daha detaylı olsa daha memnun olurduk. Yalnız şimdi özellikle 90 metre, 30 metre ve 5 metrelik demlerden elde edilen verilerin görüntüyle örtüşmesine baktığımız zaman özellikle 90 ve 30 metreden elde edilen verilerin örtüşmediğini ama 5 metrelik verilerin
görüntüyle birebir örtüştüğünü ama bunda da ciddi hatalar olduğunu gördük. Bu hatalar muhtemelen demin oluşturulmasından kaynaklanan hatalar. Mesela bir arazide bir mısır varsa düz bir arazide mısırların tepelerini aldığı için veri veya bir taşlık taşların, kayaların yoğun olduğu bir yerde yere değmediği için, ormanlık alanlarda yere değmediği için nokta, o alanlar daha böyle verileri veya elektrik direklerinin üstlerine denk geldiği yerlerin farklı olduklarını gördük. Bunları gidermek için önerilen bir metot var mı? Özellikle 5 metrelik demlerin kullanılmasında bunları gidermek için yapmamız gereken ekstra bir analizle bunları düzeltebiliyor muyuz? En sonunda mesela Watershed'de derelerin yerlerini gösterdi. Orada bile tarlaların ortalarında su akıntısı olduğunu gördük ama aslında arazide böyle bir veriler yoktu. Bunları düzeltmek için bir analiz metodumuz var mı? Teşekkür ediyorum. Okay. Good. Yeah, Şimdi o zaman size bir şey daha göstermek istiyorum. Profil aracıma geri geldim. Temel olarak bir saniye önce size bir şey göstereceğim. Bu eğim için şuraya atlık ekle dedim. Buraya bir de elevasyon modeli koyduk ve böyle bir profil elimizde çekti. Bir dilim. Alandan bir dilim aldık gibi düşünün. Bunu aldık. Bu vesileyle farklı DM'ler arasındaki farklılığı da görebiliyorsunuz. Yani dışlar yüksek model arasındaki farklılığı da görebiliyorsunuz. Şimdi bir açayım, onun üzerine konuşalım o zaman. Bir atlık ekleyeyim ben oraya. Çünkü ben çözünürlüğü artırmıştım. Şu anda o yüzden ekranımda hiçbir şey göremiyorum. Şunu bir geri düzelteyim. Peki. I think I make a mistake. Okay. Ya sana yaptığım gibi geliyor ama. Tamam. Şimdi daha iyi bir derleme, karşılaştırma göstereceğim size iki farklı DM ile, dışlar yükseklik modeli ile. Biraz onu inceleyeceğiz. Burada peki şimdi olacak. Haklısınız. Bu modele baktığımızda evet sıkıntılar var. Hatalar var. Veride hatalar var. Burada da olduğu gibi. Bunu aşağıdaki görüntüden de anlayabiliyorsunuz. Bu araçlara denk geliyor. Ama burada da bir ölçek var. 5 metre DM'yi modeli kontrol ettiğimizde burada ve zoom yaptığımızda bir düz alan var, daha sonra iniyor, düz alan var, iniyor, çıkıyor. Bir de siyah çizgi var. Yani düz bir hat var. Nispeten düz bir hat var. Verinin menşesi nedeniyle bu. Normalde stereoskopi yaparken görüntüleri farklı görüntü uydudan gelen veya drone'dan gelen verileri kullanırken biraz işlemden geçirmeniz lazım araçları orada ağaçları kaldırmak için, hataları kaldırmak için. Burada evet yapabileceğiniz şeyler var. Orijinal veri elinizdeyse bunu farklı bir şekilde proses edersiniz, işlersiniz veriyi. O şekilde belki hataları kaldırabilirsiniz. Orijinal veri elinizdeyse. Evet, ağaçları buradan kaldırmanın bir yolu var. Ama bunu kaldırırken artifakt oluşturursunuz. Şurası gibi mesela. Hata oluşturursunuz.
Buradaki az önceki aşağıda direklerle alakalı bir yer vardı. Ne vardı efendim, duyamadık. Direklerin geçtiği bir alan var. Şimdi görüntü üzerinden burası. Bakın gösteriyor. Mesela bu bir hata. Bunu nasıl giderebiliriz? Elektrik direkleri. Yeah, this you can probably mask, make a mask. Maskeleyebilirsiniz ve interpolasyon yapabilirsiniz. Bu görüntü esnasında maskeleme ve interpolasyon olabilir. Yani bu görüntü esnasında bize bir sıkıntı elde etmiyor ama buradan elde ettiğimiz yeni veriler, mesela tin oluşturmada veya slope oluşturmada veya hillshade oluşturmada ciddi hatalarla karşılaşıyorsun. Yani bu tabii lokal bir hata ama bazen oluyor ki hata çok fazla. Mesela şurada da gördüğünüz gibi görüntünün tam ortasında ağaçlar var. Bunları gideremediğimiz sürece buradan elde ettiğimiz slope'lar da ciddi hatalar oluşuyor. Yani bu hataları gidermek için önerebileceğimiz bir metodoloji var mı bize? Yani bakın. Aynen. Aslında çukur yok orada. Yes. Yeah, as you can see, this type of mistake is type of... Bu hata, evet. Evet, sanki orada çukurlar varmış gibi gözüküyor. Burada bir araç var, sizin kullanabileceğiniz. Pitch removal, yani boşluk kaldırma veya boşlukları doldurma deniyor o araca. Bu vesileyle modelde boşluk olmayacak. Onu gösteriyorum sağ tarafta şu anda size. Tamam. Doldur diyor, bakın doldur aracı bu. Tamam. Bunu seçtiğiniz zaman bu bir filtre gibi bir şey. Okay. Yükseklik katmanlarında doldurma yapıyor, o boşlukları dolduruyor. O nedenle bu araç oraya bir filtre uyguluyor ve o boşlukları veriyle dolduruveriyor. O nedenle muhtemelen çözer bu problemi. Bazılarını çözer diye düşünüyorum. Çok küçük, böyle bir filtre kullanabilirsiniz belki. Yani hepsini çok küçük problemleri çözüyor ama büyük problemlerde sıkıntı diyor. Neyse, yine de teşekkür ediyorum Sezar Bey'e verdiği bilgiler için. Okay. There is also another way that you can do. Bir şey daha var yapabileceğiniz. Modelinizi tin formata çekersiniz. Dışarıdaki modelinizi tin formatına çekersiniz. Bu demi dönüştürürsünüz. Meshe dönüştürürsünüz. Vektör modeli bu. Triangular regular network dediğimiz şey. Ona dönüştürürsünüz. Tine. Daha sonra rastere tekrar oradan dönüştürürsünüz. Bu benim aklıma geliyor. Temel olarak... Çözüm olmuyor yalnız, yani denedik onları, çözüm olmuyor. And you have the original data that... Orijinal veriler elinizde var diyelim, bu modeli oluşturmak için kullandığınız. Bir stereoskopi görüntüsünden geliyor diyelim ya da bu veriler... Orijinal veriniz neyse artık, ne orijinal veriniz, ne diyelim? Yine 5 metrelik dem var elimizde, bu ayaçla alakalı. Burada en çok karşılaştığımız bu problem. Diğer arazi çalışmalarımızda da makineyle yapılan dem oluşturmada 30 metre, 30 metreler veya 10 metrelik yerlerde yapılanlarda bu tarz hatalar, dijital oluşturulan verilerde bu hatalarla karşılaşıyoruz. Ama daha sonra manuel düzeltme yapılmadığı sürece büyük alanlarda bu hatalar çok karşımıza geliyor. Türkiye toprakları da çok engebeli, yani kırıklı olduğu için bu da zeminle elde ettiğimiz yorum hatalarında büyük hatalara sebep oluyor. Yeah.
Yeah, it's complicated. Evet, karmaşık bir durum. Ama orijinal veri, yani bu model oluşturmak için oluşturduğunuz orijinal veriniz elinizdeyse, mesela bu. Burada ağaçlıklar var mesela. Bunun yoğun olduğu zaman ciddi hatalar oluşuyor. Hani bunu göz ardı edebiliyorsun slope oluştuktan sonra. Ama bunun daha yoğun olduğunu düşünün. Tarım alanlarında yoğun bir şekilde olduğunu düşünün. O zaman biz bunu çözmek için bayağı uğraşmamız gerekiyor. Bayağı eliminate ile ulaşmamız gerekiyor. Yani. Yes. Yes. No, I think you have these sort of things, the trees. Anlıyorum, ağaçlar özellikle. Ve buradaki boşluklar. Ve kontur çizgiler burada. Anlıyorum ne demek istediğinizi. O az önce gösterilen elektrik direkleriydi. Elektrik direkleri yoğun, yüksek elektrik direklerinin olduğu yerlerde de aynı hatalar oluyor. Yüksek gerilim hatlarında. Burası yüksek gerilim hattı. Yes. Bunlar çukurluk değil aslında, yükseklik. Kod silerken elektrik attı, kazayla oradaki bütün kodları silmiş. Yeah, one thing you can always do is to do a pit. Yine de çukur doldurucu yapabilirsiniz. Az önce göstermiştim ya. Bazı boşlukları doldurmak için çukur doldurucu aracından faydalanabilirsiniz veya başka bir pit kullanıp bunları kaldırmaya çalışabiliriz. 5 metreden 10 metreye geçebilirsiniz ya da 15 metreye geçtiğinizde bir bakın. O zaman tekrar remodelleme yaparsınız yüksek çözünürlükte. Böyle bir şey aklıma geliyor. İşte böyle bir yeniden modelleme yaptığınızda belki de bunlar hataların çoğu otomatikten ortadan kalkar. Ama ne olur? Çözünürlük de kaybolur, öyle değil mi? Pek çok evet. Çözünürlüğü de kaybetmiş olursunuz. 5 metre yerine 15 metreye çıkmış olursunuz. O da bir gerçek. O nedenle bir trade-off aslında. Seçeceksiniz artık o mu bu mu? Şimdi su kütlelerine bakacak olursak, su hatlarına bakalım. Pek çok yerde bu model iyi aslında. Çoğu hattı iyi yakalamış bakın. Su kütlelerini iyi yakalamış. Çoğu şeyi iyi yakalamış aslında. İsterseniz denemeye çalışırım biraz. Üstünde uğraşırım nasıl o hataları kaldırırız diye. Bir model önerirseniz memnun olurum. Okay. But so you only have the DM. You don't have the data that originated the DM. Bu model oluşturmak için orijinal veri elinizde mi? Sadece yoksa model mi var elinizde şu an için? Veri yok mu ayrıyeten? Sadece model var elimizde. Orijinal veri yok. Just a model. Okay. Because with the original data you orijinal veri olsaydı çözerdiniz çünkü onu demeye çalışıyorum daha kolay çözerdiniz. But if you don't have the original data. Ama orijinal veri yoksa haklısınız. Sadece model varsa çözmeye çalışabilirsiniz. Evet. Bazı şeyleri çözerseniz bazılarını çözemeyebilirsiniz. Çünkü normalde bir şeyi çözmeye çalışırken diğerini bozarsınız böyle şeylerde de böyle bir sıkıntı olabilir. Evet. Dikkat etmek lazım. Bir şeyi düzelteceğim derken diğerini bozmamaya. Evet. Teşekkür ediyorum. Size a little bit. Ama ben biraz deneyeceğim sizin için. Peki. Daha sonra deneyeceğim ben. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler Mustafa Bey. Başka sorusu olan var mı acaba? Yok sanırım. O zaman bu webinarın sonuna geldik. Sara bir şey söylemek istiyor musun kapatırken? Thank you very much. No, just thank you. Çok teşekkür ediyorum. Hayır. Herkese teşekkür ediyorum katıldıkları için. Başka ilave edeceğim bir şey yok. Bir kez daha teşekkürler. O zaman ben de çok teşekkür ediyorum Ingrid ve Sezar'a bu sunumları için. Sizlere de katılımınız için çok teşekkür ediyorum.
Ve tercümanlarımız Deniz Hanım ve Kıyal Hanım'a da çok teşekkürler. Çok güzel tercümeler için. Yine herhangi bir sorunuz olursa hem Sezar ve Ingrid'e hem de bizlere iletebilirsiniz. Daha sonra cevaplanmak üzere. O zaman üçüncü webinarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Affedersiniz Aylin Hanım. Bu günkü derslerin video görüntülerini sizlerden mi temin edeceğiz? Tabii ki arkadaşlarımız hem Türkçe hem de İngilizce olarak kaydettiler. Tamam. Onların linkini göndereceğiz size. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Thank you. Thank you very much. See you in the next webinar. Thank you. Thank you for your time. Bye bye. Bye. Thank you, Denise and Kiyal.